Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır konserve tarifiyle geldim arkadaşlar. Çok pratik bir yöntemle. Elimizin altında hemen hazırda salatalarımızda, pilavımızda kullanacağımız mısır konservesi. Şimdi tam sezonu arkadaşlar, bu şekilde yapıp saklayabilirsiniz. Evet, hatırlarsanız sizlere mısır nasıl haşlanır tarifimi paylaşmıştım. Müthiş lezzetli oluyor bu yöntemle. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Normalde konserve tarifini video çekmek gibi bir fikir aklımda yoktu. Daha sonrasında bolca haşladığım için oldukça mısır arttı arkadaşlar. Bunu da değerlendirmek için hemen bu şekilde kavanozlara konservesini yaptım. Yapmışken de nasıl yaptığımı sizlere göstermek istedim. Evet, öncelikle mısırlarımızı temizliyoruz ve düdüklü tencereye koyuyoruz. Üstü basa sıcak su ekliyoruz. Yaklaşık 1 su bardağına yakın süt, 2 kesme şeker, yaklaşık 1-2 tatlı kaşığı kadar şeker arkadaşlar. Tuz eklemeden düdüklü tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Havası çıktıktan sonra 30 dakika haşlamaya bıraktım. 30 dakika bittikten sonra, havası indikten sonra mısırlarımız harika haşlanmıştı. Evet. Şimdi havası indi. Kontrol ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde haşlanınca arkadaşlar mısırlar çok lezzetli oluyor. Evet. Evet, aynı yöntemle haşladığım mısırları fazlaca haşlamıştım ve bu şekilde fazladan arttı arkadaşlar ve bunları da hemen değerlendirmek istedim konservesini yaparak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bıçakla keserek tanelerini hemencecik ayırıyorum. Bu yöntemle çok pratik oluyor arkadaşlar. Tek tek elinle çıkartmaktansa dişlerini bir seferde bu şekilde bıçakla kesiyorum ve hepsi dişlerinden çıkmış oluyor. Daha sonra bunları da hızlıca parmakların arasında ayırıyorum ve tane tane mısırlarım ayrılmış oluyor. Diğer mısırlarımı da aynı şekilde bıçakla keserek dişlerinden ayırdım. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik oluyor arkadaşlar. Tek tek dişlerini çıkartmaktansa bu şekilde gerçekten pratik oluyor. Hepsini bu yöntemle yaptıktan sonra dişlerini elimle hemen ayırdım ve kavanozlara doldurdum. Evet, gördüğünüz gibi dağılmadan, parça parça olmadan dişleri tane tane arkadaşlar. Evet. Şimdi küçük kavanozlara mısır tanelerimi dolduruyorum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Küçük kavanoz kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü açınca hemen kullanmak lazım. 2 gün içerisinde kullanılması uygun olur. Evet. Tüm bu kadar mısır 2 küçük kavanoza sığdı. Daha doğrusu birazcık da bastırarak sığdırmaya çalıştım. Şimdi haşladığımız o sütlü suyunu atmıyoruz arkadaşlar. Tekrardan ocakta ısıttım ve kaynattım. Sıcak sıcak mısırların üzerine hemen dolduruyorum. Tuz takviyesi yapmadım arkadaşlar. Evet, bu şekilde hemen sıcak sıcak dolduruyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu sıcaklık kavanozların vakumlanmasını sağlayacaktır. Kontrol edelim arkadaşlar. Eğer kapaklar eski kullandıysanız atma yapabilir, hava kaçırabilir. Bunun için yeni kapak olmasına özen gösterin. Eğer içiniz bu şekilde rahat etmezse tencereye su koyun. Bir 10 dakika kadar Bunları tencerenin içerisinde kaynatarak vakumlatabilirsiniz. Ama ben hiç o şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Sıcak doldurduktan sonra kendi kendine kapaklar vakumlanıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Ve çok da pratik arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, haşlanmış mısırdan konserve yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağı yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.